Burası İstanbul'un İstiklal Caddesi ya da Paris'in Şanzelize'si değil. Bir zamanlar adı sık sık terör saldırılarıyla gündeme gelen Batman'dan bir manzara. Üstelik sadece Batman değil, işte burası da Diyarbakır. HDP'li belediyeler hizmet ediyordu ama Kandil'e. Terör örgütüne finans sağlamak, bombalar için çukur kazmaktan sıra millete hizmete gelmiyordu. Ama kayyumların atanmasıyla bölgenin makus talihi değişti. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Doğu ve Güneydoğu'da terörle iltisaklı belediyelerin başkanları görevden alındı. 93 yerleşim yerine kayyum atandı. Ve sonrasında kentlerin, ilçelerin çehresi değişti. Kayyumlar şu ana kadar 7,5 milyar liralık altyapı ve üst yapı çalışması gerçekleştirdi. Kayyumların 3 yıllık karnesi başarılarla dolu. 27.900 kilometre yol asfaltlandı, ıslah edildi. 42 içme suyu ve arıtma tesisi inşa edildi. Susuz köyler suya kavuşturuldu. Terörün yakıp yıktığı ilçeler kentsel dönüşümle ihya edildi. Diyarbakır Sur ilçesinde ihya projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Dükkanların dış üzerlerine giydirme yapıldı. Cadde ve sokak güzelleştirme çalışması da aralıksız devam ediyor. Terörün gölgesi kalkıp huzur ortamı tesis edilince 2644 aile çay bahçesi ve park hizmeti alındı. Vatandaş gönlünce dinlenip eğlenme fırsatı buldu. Ayrıca gençlerin terör örgütlerinin tuzağına düşmesini önlemek için 73 adet gençlik merkezi kuruldu, sportif faaliyetler düzenlendi. Kadınlara yönelik de pek çok proje geliştirildi. Kayyum belediyeleri 172 adet kadın kültür merkezi inşa etti. Ayrıca kayyumlar terör örgütüne giden para musluklarını kapatınca devlete olan milyonlarca liralık borçlarını da ödeyebildi.